Değerli kardeşlerimiz, sorularlaislamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Gözler zina eder mi? Evet, gözler de zina eder. Esasen zina tabiri erkek ve kadın arasında meydana gelen cinsel ilişki ifade eder. Doğrudan zina kelimesi kullanıldığında. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde de ifade buyurdukları gibi zina bütün organların kendine göre işlediği günahın bir genel adıdır. Yani örneğin gözüyle harama bakan bir mümin gözünü haramda kullandığından gözüne zina günahı işletmiş olur. Kulağını haram şeyleri dinlemekle geçiren bir insan kulağını tabiri caizse zinada kullanmış olmakla kulağına zina günahı işletmiş olur. Eliyle dokunması haram olan bir bayana dokunmakla bir erkek veya bir kadın dokunması haram olan bir bayana dokunmakla eline zina günahını işletmiş olur. Bu noktadan baktığımızda her Müslümanın bütün organlarını haramlardan koruma mecburiyeti var. Böylece bütün organlarını zinadan korumuş ve en büyük zina olan erkekle kadın arasındaki cinsel ilişki dediğimiz o en büyük harama gitmeye de engellemiş olur. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de zina etmeyin demez. O zaten en büyük günah. O zinaya götüren yolları da yapmayın anlamında la takrabu zina ifadesiyle, yani zinaya yaklaşmayın ifadesiyle daha baştan zinaya götüren yolları engellememizi ve o yollara girmemizin yasaklanmasını ister. Bu açıdan baktığımızda bir Müslüman hayatında bütün organlarını, bütün latifelerini zinaya götüren yollardan korumakla mükelleftir. O zaman organlarımızın tamamını iffet, namus ve haya duygusuyla bezetmiş oluruz, süslemiş oluruz. Cenab-ı Hak bütün duygularımızı ve latifelerimizi zinaya götüren yollardan koruyarak maddeten ve manen, bedenen ve ruhen bütün organlarımıza iffeti, hayayı ve namusu nasip eylesin. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi İffet kahramanı olmayı ihsan eylesin inşallah.